Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Desteklerden bahsetti. İşlenmeyen tarım arazilerine değindi. Ve bunları tekrar tarıma kazandıracağız dedi. Peki Türkiye'de tarım arazileri ne durumda? Kaybettiğimiz topraklar var mı? Bunlar tarıma nasıl kazandırılacak? Ya da tarımdan niye uzaklaştı bu topraklar? Bu tarafı konuşacağız. Destekler yeterli mi değil mi tabii ki? Maliyetler ne durumda ve kuraklık meselesi. Konuşacak çok şey var yine tarıma dair. Mesajlar varsa X'ten ve de WhatsApp'tan beklediğimizi söyleyelim. Ve hemen Radyo Başkent'le ortak yayınımıza devam edelim. TMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Bakir Remzi Su İçmez stüdyomuzda. Sayın Su İçmez, şimdi destek açıklamalarıyla devam etmek istiyorum. Hemen Bakan Yumaklı'nın açıklamaları doğrultusunda. Destekler yeterli mi değil mi? Çiftçi bu konuda gerçekten destekleri aldığı zaman sorunsuzca ve düşürmeden kaygısızca üretimi yapabiliyor mu? Nebi Bey, şöyle başlayalım. Haberinizde Sayın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı belli rakamları verdi. Rutin bir şekilde her bakanlığın bütçesi şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Aralık ayında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip 2024 yılı bütçesi tarım alanında da yaşama geçmiş olacak. Bir kere çiftçinin arazisini ekmekten vazgeçmesinin nedenlerini bir araştırmak gerekir. Tarım sektörü sanayi gibi çiftçinin yani üreticinin kâr ettiği sürece alanda kaldığı bir sektör. Eğer çiftçi kâr ederse, alanda kalıyorsa üretimimizdeki yetersizlikleri azaltırız ve kendi kendimize yeterlik oranlarımızı artırırız. 2024 yılı toplam destek bütçesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe kalemlerine bakarsak 283 milyarlık bir bütçe. Bunun 111 milyarı yatırım bütçesi, 91,5 milyarı da tarımsal destekleme bütçesi. Geçen yılki toplam destek bütçesi 60 milyarlardaysa, 91,5'a çıktıysa artış oranı %44. Peki enflasyon oranı ne? TÜİK'in açıkladığı en son Ekim'de %61,9-62. Bunun içinde gıda enflasyonu dediğimiz gıda ürünlerindeki fiyat artışı %71,9-72. Merkez Bankası'nın sürekli enflasyon tahminini güncellediği, Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyonda düşüşün ancak 2024 Haziran ayından sonra gündeme gelebileceğini dediği bir ortamda toplam destek bütçesinin %44 oranında artırılması tarımın yeterince desteklenmediğinin somut bir göstergesidir. Toplam destek bütçesi içerisinde alan bazlı destekler var. Nedir bunlar? Hububat, bakliyat, temel ürünlere gübre ve mazot destekleri. Şimdi onlardaki artışlara da baktığımızda hububatta mazotta 75 TL olan dekara destek 103 TL'ye çıkarıldı. Bütün ürünlerde gübredeki artışlara rağmen gübre destekleri geçen yıla göre sabit tutuldu. Bu yeterince çiftçinin gübre atamaması ya da atmaması anlamına gelir. Mazotta %37'lik bir artış gündemde. Sayın Bakan hayvancılıktaki rakam artışlarını gündeme getirdi. Bakın, hayvancılık için mera varlığı önemli. Yine açıklamalarındaki, dünkü meclisteki açıklamalarında 2026 yılında tarım sayımının bitirileceğini söyledi. Bizim mera varlığımız 2011'deki rakamlara göre 14.6 milyon hektar. Herhangi bir değişiklik yok. Biz azaldığını biliyoruz. Çeşitli nedenlerle azaldığını biliyoruz ama Tarım Bakanlığı'nın daha mera varlığı rakamlarını net açıklamadığı bir ortamda. Yine yem bitkilerini destekledik, ekiliş alanları arttı denilse de 2024'te ödenecek 2023 yılı yem bitkilerinde mazot ve gübre desteği geçen yılla sabit tutuldu. Yani yem bitkilerinin desteklenmediği bir ortamda. Hayvan sayımız artıyor deniliyor. Biz resmi belgelerle konuşuruz odamız olarak. 12. Kalkınma Planı 2024-2028 mecliste de geçti, kabul edildi. Oradaki hedeflere baktığımızda
Büyükbaş hayvan sayısı 2002'de 17 milyon başmış. 2023'te düşerek 16.8 milyon başa düşmüş. Nüfusumuz artarken büyükbaş hayvan sayımız TÜİK verilerinde de düştü. Süt üretimimiz azaldı ve yeniden 18 milyon başlara çıkmasının hedeflendiği tarih 2028. O nedenle rakamları doğru okumak lazım. Eğer ülkemizde merayla ilgili sorunlarımız devam ediyorsa, yem bitkilerinde 2024'te verilecek gübre mazot desteği hiç artırılmıyorsa, et ithal etmeyeceğiz denilmesine rağmen halen hem canlı hayvan hem hazır et ithal ediyorsak ve hepimizi bağlaması gereken kalkınma planında büyükbaş hayvan sayısının azalacağı, azaldığı gündemde ise o zaman bu rakamlar çok bir anlam ifade etmiyor bizler için. O zaman söyledik biz, çiftçi alanından neden çekiliyor? Girdi maliyetleri yüksek. Nedir bunlar? Mazot, tohum, ilaç, gübre, yem gibi, sulama suyu, elektrik. Şimdi hayvancılık üstünden gidersek, eğer çiğ süt referans fiyatını maliyetin üstünde vermezseniz çiftçiler zarar eder, hayvanlar kesime gider, süt üretimi azalır, daha sonra kesilecek hayvan kalmayınca et üretimi azalır ve bu açığı yurt dışından ithalatla karşılarsınız. Biz ithalat yapmayacağız diyen bir önceki Tarım Bakanı döneminden başlayarak şu anda biz kırmızı et ithalatı yapar. Yani et de kendimize yeterli bir ülke konumundan düşmüş durumdayız. Bu sorunları çözmesi gereken bakanlığın birçok kalemi dikkate alması gerekir. Biri girdi maliyetlerini düşürme. Dediğim gibi alan bazlı desteklerde gübrede sıfır artış, mazotta %37'lik artışla çiftçinin girdi maliyetleri düşürülemez. Mazotta %18 KDV, ÖTV'nin olduğu bir yerde, yıllardır söylüyoruz, herkes söylüyor, somut indirimlerin yapılmadığı bir ortamda girdi maliyetleri düşmez. Böyle bir ortamda da Ağustos'ta açıklanan tarımsal girdi fiyatı %41. Bunun içerisinde gübredeki artış %14, enerjideki %42. Mazot dahil. Şimdi girdi fiyatları artarken bu artışa oranlı bir şekilde destek fiyatları artmıyorsa çiftçi hem toplam destek bütçesiyle hem de ürün bazındaki girdilerde desteklenmiyor demektir. Destek, girdilerdeki destek yetmez. Toplam destek bütçesinin artırılması gerekir diyoruz. O da enflasyon oranının altında. Ödemelerin o yılı içinde yapılması gerekir diyoruz. Maalesef destekleri yine bir yıl sonra ödeniyor. Dolayısıyla enflasyon karşısında eriyor. Böylesi bir ortamda çiftçinin kâr edebilmesi için ürettiği ürünün maliyetinin üstünde bir alım fiyatı açıklanması ve alım garantisi verilmesi bir koşul. Sade destek, sade girdi desteği değil, çiftçinin kâr edebilmesi için alım fiyatlarının maliyetinin üstünde açıklanması gerekir. Peki bunlar çeşitli ürünlerde böyle mi açıklandı? Hayır. Örneğin mısır. Ülkemiz mısırda kendine yeterlilik oranı son derece düşük. %77. Yani %13'ü biz yurt dışından alıyoruz. O halde ne yapmamız lazım? Mısır üretimini sulama koşullarını da dikkate alarak, Konya Havzası'nda örneğin farklı bir model gündeme getirerek, ama Mısır'da kendimize yeterliliğimizi artırmamız gerekir. Bunun yolu ne? Alım fiyatı açıklayıp alım garantisi vermek. Geçen yıl Mısır'a verilen alım fiyatı 5700 lira, bu yıl 6000 lira. %5. Yani bu mısır üretmeyin, Mısır'da dışarıya bağımlılığımız devam etsin demek. Dünkü Plan Bütçe Komisyonu'nda Sayın Bakan hububatta kendimize yeterliliğimizin ortalama olarak %80'lerde olduğunu söylüyor. Biz şimdi buğdayı biz ekmek olarak, tüketiciler olarak hissediyoruz. Arpayı hayvanlar yem bitkisi olarak hissediyoruz. Eğer %80 kendimize yeterliysek yapmamız gereken ne? Yine alan bazlı destekleri, mazot gübre artırma, önceden açıklanacak fiyatlarla çiftçinin önünü görerek ekim yapması ve daha da önemlisi TMO'nun piyasanın düzenleyecek şekilde
maliyetlerin üstünde alım fiyatı vermesi ve yeterli alımı yapması. Evet, TMO bu sene geçen yıllara göre yüksek düzeyde buğday aldı. Ama şu sorunları da çiftçimiz yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Bir, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle oradaki avantajlarımızla ülkemizin depoları üretim sezonuna dolu olarak girdi. Biz yurt dışından 6 milyon tona yakın hububat alarak hasat dönemine girdik. Yıllık 10 milyon ton yaklaşık yurt dışından buğday alıyoruz. Bir kısmını işleyip un makarna olarak satıyoruz. Bu doğru ama bizim ekmeklik buğdayı bile yurt dışından alma durumumuz gündemde. Çünkü yeterliliğimiz %80. Bu ortamda randevu sorunu yaşadık mı? Yaşadık. Kota sorunu yaşadık mı? Yaşadık. Düşük randıman nedeniyle düşük fiyatlar sorunu yaşadık mı? Yaşadık. Üreticinin toprak mahsullerine ödediği ürünün parasını 2 ay geç alması gibi sorunları yaşadık mı? Yaşadık. Şimdi üretici üretimde bulunmak için borçlanmak zorunda. Dünkü meclis plan bütçe görüşmelerinde Sayın Bakan çiftçi borcu 535 milyar TL diye bir açıklama yaptı. Şimdi çiftçi kâr ederse borçlanır mı? Hayır. Hayır tabii ki. Yine biz resmi rakamlara bakalım. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun verileri. Eylül 2022'de kısa vadeli borçlar 96.9 milyarken Eylül 2023'te bir yıl sonra 177 milyara çıktı. Yani çiftçi borcunu döndürmek için tüketicilerin yaptığı gibi borcuna takla attırıyor. Toplam borç nakdi kredi 261 milyardan iki katına 523 milyara çıktı. Oo. Bu sadece bankalara olan borç, tarım krediye olan borç, özel bayilere, şirketlere olan borçları da toplandığımızda 580-600 milyarlık bir borç yüküyle çiftçi üretimde bulunmaya çalışıyor. Destek bütçesi bize göre rakamlar ortada. Enflasyonun altında artırılıyorsa, alan bazlı destekler enflasyonun altında artırılıyorsa, gübreye hiçbir destek verilmiyorsa, destekler gübre mazot da aynı ile bu yılın içinde ödense bile diğer ürünlerde bir yıl sonra ödeniyorsa, bu ortamda da alım fiyatları maliyetin altında açıklanıp çiftçi özel sektörde, serbest piyasada, tüccarın karşısında, şirketlerin karşısında korumasız bırakılıyorsa burada sorun var demektir. Bu sorun başka rakamlara da yansıyor. Sadece tüketici fiyat endeksinin yüksekliği bu anlamda tüketici fiyat endeksinde gıda enflasyonunda OECD'de birinci ülke, G20'de ikinci ülke, dünyada dördüncü ülke konumuna geldiysek bu gıda enflasyonunun neden bu kadar yüksek olduğunun çözümünü üretim aşamasında, üretimde de destekler, alım fiyatı, maliyet üstü, kar, çiftçinin kar ederek alanda tutulmasıyla çözebiliriz. Şimdi böyle bir ortamda üretici sayısı ülkemizde belirsiz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göre 5 milyon 100 bin üretici var, çiftçi var. Bakanın açıklamalarında uygulamaya girdiği yılda 2 milyon 100 bin civarı olan ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı şu anda da 2 milyon 100 bin civarlarında. Yani kayıtsız yarısı. Şimdi yeni bir düzenlemeyle mülkiyetle ilgili sorunlarla nedeniyle çiftçi kayıt sistemine kayıp olmayanların da kayıt içerisine alınacağı söyleniyor. Umarım alınır. Ama çiftçi kayıt sisteminin %60'lar düzeyinde olduğu, bu nedenle de onun yerine özellikle bu 7442 sayılı yasa, ona bağlı olarak çıkarılan tarımsal üretim planlaması yönetmeliği, sözleşmeli üreticilik modeli yönetmeliği, ekilmeyen arazilerin mülkiyeti yine kişilerde olmak kaydıyla başkalarına kiralanarak onlara gelir verilmesi gibi önlemlerin yürürlükte olduğu bir ortamda. Şu anda bizim mühendisler olarak, ekonomistler olarak,
Halkımız olarak önümüzü görebilmemiz için sağlıklı, güncel verilere ihtiyacımız var. Bakın, tarımsal üretim planlama yönetmeliği çıktı. Sözleşmeli üreticilik yönetmeliği çıktı. Hepsinde yeni kayıt sistemleri kurulacak. ÇKS'nin yerine bunlar gelecek deniliyor. Bakanlıkta şu anda 30'a yakın farklı kayıt sistemi var. Bunların hepsini birleştirecek entegre çiftçi kayıt sistemi projesi var. Halen daha bitirilmedi. Bu kayıt sistemine girecek veriler güncel olmalı. Şimdi 2001'deki tarım sayımından sonra biz tarım sayımı yapılmıyor diye hep eleştirmiştik. Hı hı. TÜİK ile bakanlık arasında bir protokolla 2024-25'te yapılacağı öngörüldü. Verilerin de yine Sayın Bakan tarafından 2026'da ortaya çıkacağı söyleniyor. 2026'da ortaya çıkacak tarım sayımı verileri, arazi miktarı, arazi parçalılığı, hayvan sayısı, mera sayısı, bunları 2026'da öğrenecekken biz şu anda o zaman sağlıksız verilerle tarımsal üretim planlaması yapmaya çalışıyoruz. Birbirinden farklı, bakanlık içi uyumsuz kayıt sistemlerinin tekleştirilmediği bir ortamda biz farklı kayıt sistemleriyle yeni projeleri yaşama geçirmeye çalışıyoruz. Çiftçi alanını niye ekmez? Kâr edemediği için ekmez. Yaklaşık 2,5-3 milyar hektar alanı ekmiyor. Şimdi çiftçinin ekmediği araziyi, üst üste 2 yıl ekmediği araziyi köyden birine ya da yakın civardan birine ya da gerçek ve tüzel kişilere kiralayıp orada üretimde bulunup kâr edip aynı zamanda da mülkiyet sahibine belli bir pay verme çok hoş sözler. Ama şunu söylemek lazım. Oradaki üretimde bulunacak, o araziyi kiralayacak insanlar eğer yem bitkisi ekecekse, gübre ve mazot desteği hiç artmamışsa, eğer mısır ekecekse, ektiği mısıra %5'lik bir artış yapılıp çiftçinin mısırdan zarar edebileceği bir ortamda kiralayan orada neden üretimde bulunsun? Özeti şu, girdi maliyetlerini düşürmek, toplam desteği ve ürün bazlı desteği artırmak, çiftçinin kısa vadeli borçlarını, borç sorununu, toplam borç sorununu bir şekilde çiftçi lehine çözmek, her üründe alım fiyatının maliyet üstünde açıklanması, alım garantisi vererek, çiftçinin kar ederek önümüzdeki yılda da üretimde bulunmasını sağlamak, bu aşamada da kar eden çiftçinin ailesi üretime devam eder. 55-58 yaş civarı olan yaşlı çiftçi nüfusu gençleşir. Burada da uzman eller projesi gibi küçük, geçici projelerle tarımda üretimin gençleşmesi sorunu çözülemez. Bütün bunların hepsini toplu bir şekilde ele alan, sade üretim değil, üretim, gıda sanayi, gıda tedarik zinciri ve tüketim, ve tüketici boyutları, tüketicinin gelirlerini artırma boyutlarıyla bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Bizim dün meclis komisyonunda değişik bütçe kalemlerinin artırılması talepleri gündeme geldi muhalefet milletvekilleri tarafından. Hepsi reddedildi. Oysa artırılması gerekirdi. Pandemi, savaş, ekonomik kriz, kuraklık dahil olmak üzere şunu hep gördük. Tarım stratejik sektör. Tarım mutlaka korunması gereken bir sektör. Bunu herkes söylüyor, bakanlık da söylüyor. Ama bunun somut olarak yaşama geçmesinin somut adımı da örneğin dünkü Plan Bütçe Komisyonu'nda olduğu gibi toplam destek bütçesinin artırılmasıydı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın değişik bakanlıklara göre dağıttığı bütçeler içinde biz hep şunu savunduk, yine savunmaya devam ediyoruz. Tasarruf edilecek en son sektör tarım sektörüdür. Tasarruf edilecek en son bakanlık bütçesi de Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesidir. Böyle mi? Maalesef böyle olmadı. Bu da önümüzdeki yıllarda demin söylediğim bazı rakamlar, tarımsal üretici fiyat endeksinin şu anda %71.9 olduğu, bunun içerisinde büyükbaş hayvanlara dayalı ürünlerin %98 arttığı, yani üreticinin enflasyonunun arttığı, girdi fiyatlarının arttığı, tüketici fiyat endeksi gıda enflasyonunun arttığı bir ortamda biz
somut olarak nedenleri çözemezsek maalesef hem üretimden uzaklaşma, hem kendimize yetememezlik, hem de tüketici olarak ucuz sağlıklı gıdaya erişme sorununu çözemeyiz. Peki Sayın Suçmaz, şimdi destekler verildi diyelim. Çiftçi de üründen kar ediyor ve ürünü satıyor. Tabii dediğiniz gibi maliyetleri karşılayacak, kar edecek ki üretime devam edecek. Sonuçta erişim bu yüzden yapılır zaten, kar etmek için. Ama bu taraftan da mesela çiğ süt dediniz. Çiğ sütte fiyat oldukça yüksek. Ve markete gittiğimizde yoğurt, süt ve peynir fiyatları da almış başını gitmiş. Şimdi tamam, çiftçi fiyatı artırsın da tüketici tarafı da var. Biz burada bir dengeye kaçırıyoruz sanki. Burada maliyetler artıyor, fiyatlar artıyor. Ama tüketici tarafında da alım gücü düşük olduğu için maalesef bir türlü iki tarafı memnun edemiyoruz. Kazanan birileri var. Çiftçi kazanmıyor. Meyve sebzede böyle, ette böyle, sütte böyle. Tüketici daha çok para harcıyor. Kazanan kim peki? Bunu defalarca konuştuk. Birileri kazanıyor. Özellikle büyük şirketler, çok uluslu şirketler. Bizlere ilacı satan, yurt dışından buğday ithalatı yapan dünyadaki 5-6 tane şirket Türkiye'de de maalesef etkili. Şimdi burada alanı düzenlemesi gereken kim? Anayasanın 44. 45. maddesi gereği kamu yönetimi. Kamu yönetiminin de değişik kendisine bağlı kurumları var. Ulusal Süt Konseyi eğer çiğ süt referans fiyatını maliyetin altında açıklıyorsa, o zaman üretici ve şirketler yan yana geliyor. Şirketler üreticiden yeterli sütü alamazsa kar edemeyeceği bilinciyle o fiyatın üstünde fiyatlar vermek durumunda kalıyor. Ama üretici hayatını, yaşamını devam ettiremediği sürece de hayvan varlığı azalıyor, çiğ süt üretim miktarı azalıyor. Bu da TÜİK rakamlarına yansıyor. Şimdi bizim üretim sorununu çözmek yetmez, gıda tedarik zincirini sorununu çözmemiz gerekir. Evet, orada bir problem var sanki. Yıllardır hal sistemi dedik, yeni hal yasası geçen yıl geldi, gelecek denilirken şu anda gündemde yok. Zincir marketlerin sözleşmeli üreticilik üstünden tekelci yapısı gündeme geldi. Eleştirmiştik. Seçim öncesi fiyatlar çok yükselince zincir marketler, özellikle üç harfler bir dönem günah keçisi ilan edildi. Rekabet kuruluna gönderildi. Bu sorunları çözmek için tüketici boyutunda tarım kredi market sayısı artırılacak, bütün sorunlar çözülecek denildi. En son yine benim de görüşümün yer aldığı bir haberde tarım kredi marketlerin diğer marketlerden belli ürünlerde 1-2 lira düşük, bazı ürünlerde fazla oldu. Dolayısıyla tarım kredi marketlerin sayısını artırmakla ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimatla fiyatları düşürün denmesine rağmen orada da fiyatların düşmediğini tüketici olarak hepimiz yaşıyoruz. Peki neden fiyatlar düşmüyor? Şimdi tedarik zincirinin bir boyutu da nakliye. Eğer mazot fiyatları bu kadar yüksekse, bırakın üreticiden alınan ürünün fiyatının yükselmesini, sadece nakliye giderleri ile bile büyük şehirlere geldiğinde fiyatların yükseldiği bir gerçek. Şimdi dün de yine Plan Bütçe Komisyon görüşmelerinde gündeme geldi. Narenciye, limon, portakal. Ülkemiz temel ürünlerde buğdayda %80'ler, arpada %67, ayçiçeğinde %60, mısırda %77, pirinçte %75, kırmızı mercimekte %57 kendine yeterli değilken, temel ürünlerde yeterli değilken, bizim kendimize yeterli olduğumuz ürünler yaş sebze meyve, bunun içerisinde de en önemli ihracat kalemlerimiz fındık, kayısı ve narenciye, buğday, limon, portakal gibi. Şimdi bugün eğer Adana'da, Hatay'da, Mersin'de çiftçiler limon bahçelerini, portakal bahçelerini kesiyorsa bunun nedenini nerede aramak lazım? Uygulanan destek politikalarında, ihracat politikalarında ve tedarik zinciri politikalarında. Eğer bugün biz 20 liraya bir narenciyi tüketmek isterken üretici tarlada 50 kuruşa bunu satamıyorsa burada bir sıkıntı var.
Orada sözleşmeli üreticilik modeliyle bunlar çözülecek deniliyor. Bugüne kadar çözülemedi. Bundan sonra da çözülebileceğini düşünmüyoruz. Limon fiyatı artacağı zaman biz yurt dışına limon ihracatını yasakladık. O zaman eleştirdik. Bunu yaparsak yurt dışı pazarları da kaybederiz. Aynı zamanda da üretici zarar eder. Yurt dışına ihracat yapan üretici ya da ihracatçı şirketler. Geçici olarak seçim dönemlerinde fiyatları baskılamak için yapılan ürün fazlası, arz fazlamız olan ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilmesi de bir yanlış politikaydı. Sonuçlarını bugün işte limonda, portakalda görüyoruz. Fındık çok önemli, en önemli ihracat kalemlerimizden biri. Yine konuştuk, yine konuşmaya devam edelim. Fındıkta rekolte, alım fiyatı, bunlar hep tartışıldı. İşte rekolte yüksek gösterilerek alım fiyatının düşük olması gibi. Fisko Birlik gibi bir üretici kooperatifi var. Geçmiş dönem yanlışları olsa bile üreticilerin ortak olduğu bu kooperatifin alanı yönlendirmesi gerekirken, eğer fındık piyasasını bilinçli tercihlerle bugün çok uluslu bir İtalyan şirketi yönetiyorsa, fındıktan elde edilen kar üreticiye gitmiyorsa, o yabancı tekele gidiyorsa, burada oturup düşünmemiz lazım. Bunun gibi o kadar çok birbiriyle iç içe bağlantılı sorun var ki, kendimize yetmemiz gereken ürünlerde kendimize yeterliliğimizi artırmak, et, süt ürünleri dahil olmak üzere, kendimizde yeterliliğimizin fazla olduğu yaş, meyve, sebzenin yurt dışına satılarak üretici gelirinin artırılması, ülkeye döviz kazandırılması gibi konularda, oralarda da sorun yaşamamız, bizim bütüncül bir tarım politikamızın olmadığını, uygulanan politikaların küçük işletmeleri, aile çiftçiliğini yok saymaya çalıştığı, endüstriyel tarımın, şirket tarımının yaşama geçirildiği, girdilerde ve ürünlerde dışarıya bağımlılığın devam ettiği, şeker şirketindeki 2018 özelleştirmelerinin sonuçlarını olumsuz yaşadığımız bir ortamda, devlet gelirlerini artırmak için özelleştirmelerin devam edeceği, hazineye ait tarım arazileri dahil arazilerin satılacağı bir ortamda, bir başka sorun da yine hem kalkınma planında, hem orta vadeli programda, hem de dünkü açıklamalarında tarım alanlarının korunacağı sözünün verilmesi. Oysa biliyoruz ki bugün tarım alanları betonlaştırıldı. Betonlaştırılmaya devam ediliyor. Meralar madencilik enerji yatırımlarıyla yok ediliyor. Zeytinliklerimiz deprem bölgesinde de Akbelen Ormanı dahil olmak üzere diğer illerimizde de kendisini koruyan kanuna rağmen yok ediliyor. Dikili arazilerimiz toprak koruma kurullarında yok ediliyor. Somut örneğini Malatya'da gördük. Bostanbaşı denilen yerde yıkılan binaların olduğu bir yerde. Biz şunu söylüyoruz Nebi Bey. 12. Kalkınma Planı'nda hedeflerde tarım arazileri korunacaktır deniliyor. Girdiler, maliyetler düşürülecektir diyor. Kullanılmayan araziler üretime kazandırılacak deniliyor. Sulama yatırımları artırılacak, arazi toplaştırma bitirilecektir diyor. Tarımsal amaçlı kooperatifleri desteklenecektir diyor. Orta vadeli programda da benzer şeyler var. Ama biz oda olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na, yani toprakları koruması, meraları koruması, zeytinlikleri, dikili arazileri koruması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı'na toprak koruma kurulu kararlarına karşı sürekli dava açıyoruz. Ve odamızın web sitesinde hukuki çalışmalara baktığımızda da bunların pek çoğunu kazanıyoruz. O halde yasaların olması yetmez. Kalkınma planındaki hedefler, orta vadeli programdaki hedefler, bütçe plan komisyonunda gündeme getirilen yaklaşımlar yetmez. Bizim yine söylediğimiz şeyi söyleyelim. Söylem değil, eylem zamanı. Biz somut şeyleri görmek istiyoruz. Biz tarım alanlarına yönelik bakanlığa dava açmak istemiyoruz. İstediğimiz şu, tarım il müdürlükleri, toprak koruma kurulları tarım alanlarını korusun. Hep birlikte o korunan alanlarda yeterli desteklerle, zamanında ödenen desteklerle, girdilerdeki desteklerle,
çiftçi borcunun azaldığı bir ortamda, alım fiyatlarının maliyet üstünde verildiği bir ortamda üreticinin gençleşerek üretimde kalması, gıda tedarik zincirinin belli şirketlerin, belli marketlerin, belli tüccarların etkisi altından kurtarılarak demokratik üretici, demokratik tüketici kooperatifler yoluyla daraltıldığı, Fisko Birlik, Tariş, Panko Birlik, Marmara Birlik gibi tarım satış kooperatiflerinin yeniden üretici örgütü olarak alana müdahil olup desteklemeleri de yönlendirecek şekilde özel demokratik kooperatifler modeline geçtiği bir ortamda bunun için de politika değişikliği gerekiyor. Politika değişikliğinde de şirket egemenliğine, şirket çıkarına dayalı değil, kamu yararına, toplum çıkarına, kamunun gerçekten doğru müdahalelerle üretimi düzenlediği, tedarik zincirini düzenlediği, tüketici fiyatlarını düzenlediği bir tarım modeline geçiş. Bizim için ön koşul, dünkü Plan Bütçe Komisyonu'ndaki verilen rakamlar, işte kalkınma planlarındaki bugüne kadar yapılması gerekirken bundan sonra yapacağız denilen vaatler bizleri şu aşamada pek sorunların kısa sürede çözülemeyeceği sonucuna vardırıyor ki Merkez Bankası Başkanı da, Hazine Maliye Bakanı da gıda enflasyonunun yaklaşık bir yılda süreceğini söylüyor. Bunu söylemek önemli değil. Bunu indirecek somut adımların yaşama geçmesi. Bunu yapacak da kamu yönetimidir. Biz uyarı görevimizi yapıyoruz. Şu andaki bütçeyle, önümüzdeki yıldaki bütçeyle, önümüze konulan sulama bütçesiyle, arazi toplaştırma yatırımları bütçesiyle, bugüne kadar yapılması gereken arazi kullanım planlamasının bugünden itibaren 5 yıl içinde tamamlanacağının söylendiği bir ortamda, güncel verilerle ilgili tarım sayımının 2026'da biteceğinin söylendiği bir ortamda biz şunu sorarız. 2001-2026. Normalde 10 yılda bir yapılması gereken tarım sayımı neden yapılmadı? Gerçek veriler nedir? Mera varlığımız nedir? Hayvan varlığımız nedir? Ortalama arazi büyüklüğümüz nedir? Kendi adına işleyen kiracı, ortakçı, yarıcı üretim sistemindeki oranlar nedir? Bunları bilmeden, bunları şimdi yapıp da önümüzdeki 3-4 yıl sonra tarımı planlayacağız demek olumlu ama çok geç kalmış adımlar. Planlı üretim demişken, bugün bir haber vardı Dünya Gazetesi'nde. Narenciye'de üretim, rekor üretim krizi diye. Aslında her yıl bu sorunu yaşıyoruz. Bir yıl rekolte çok düşük olurken, başka bir yıl çok fazla olunca fiyatlar bir anda aşağı geliyor ve Narenciye'de de rekolte artışı var. Üreticinin zarar etmesine ve bahçelerin sökümüne yol açtı. Fiyatların, maliyetlerin altında kalmasıyla erkenci mahsul ürünün bir kısmı dalında kaldı. Bu bugünün sorunu değil ki. Biz iki yıl önce de aynı tabii sorunu. Tabii tabii. Ya bir patates konuşuyoruz, bir soğan konuşuyoruz, bir biber konuşuyoruz, bir domates konuşuyoruz. Her yıl farklı bir ürünü konuşuyoruz. Niye planlı üretim yapamıyoruz? Şimdi tarımsal üretim planlaması önemli. Odamız kurulduğu 1954 yılından beri tarımsal üretim planlamasının yapılması gerektiğini hep gündeme getirdi. 2023'te de gündeme getiriyoruz. Onun birçok ayağı var. Biri üretim yapılacak olan tarım alanlarının planlanması, arazi kullanımının planlanması. Biri bugün kuraklık etkisini de yaşadığımız, ciddi olarak yaşayacağımız gelecek yıllarda kapsayacak sulama planlamasının yapılması. Biri genç çiftçi dahil bilgiyi çiftçi ile toprakla buluşturan mühendisler dahil eğitim, istihdam planlamasının yapılması. Bütün bunların ülke düzeyinde planlanması ve bu planlamanın sektörün bütün bileşenleriyle, ziraat odalarıyla, ziraat mühendisleri odasıyla, üniversitelerle, üretici birlikleriyle, kooperatiflerle, ticaret odaları, ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, yani alandaki tüm kesimlerin ortak şekilde tartışması ve belli konularda asgari ortaklıklara ulaşmasıyla yaşama geçmesi mümkün. Şimdi tarımsal üretim planlaması yönetmeliği yayınlandı.
Öncesinde taslak olarak görüşe açıldı. Biz onu da görüşlerimizi paylaşmıştık. Şimdi şöyle bir model kuruluyor. Gelen eleştiriler üzerine il ve ilçe müdürlüklerinde teknik komiteler oluşturulacak. Bunun için de bakanlık birimleri yanında üniversite, ziraat odası, kooperatifler, ticaret odaları gibi temsilciler olacak. Orada belli oylamalar yapılacak. 3 yıllık planlama taslakları gündeme gelecek. Sonra bu üst kurula gelecek. Tarımsal üretim planlama kuruluna. Peki burada kim var? Sadece bürokratlar. Eğer siz il ilçede sektörle bir planlamayı gündeme getirip sonra son karar merci olarak her şeyi bakanlık bürokratlarına bırakırsanız orada ciddi sorunlar yaşanır. Bakan Yardımcısı Başkanlığı'nda 6 tane genel müdür. Şimdi farklı sektör bileşenlerinin olduğu yerdeki oylama anlamlı olabilir ama üst kurulda da oylama olacak. Yani bakan yardımcısı ve kendisinin atadığı, bakanın atadığı 6 genel müdür gerekirse oylama yapacak. Ve hangi ürünün nerede, ne kadar üretileceğine karar verecek. Bu son derece birbiriyle sistemin kurulmadığı, bakanlık bürokrasisinin istediği gibi tek başına karar alabileceği, sosyalist ülkelerde bile uygulanmayan merkeziyetçi bir planlama modeli. Onun dışında bir şu ürünü ekmezseniz size önce uyarı, sonra desteklenmen, en son para cezası veririm. Ben seni zorla o ürünü orada ürettireceğim demek ve tamamlayıcı olarak da sen bu ürünü sözleşmeli olarak üreteceksin. Sözleşmelilikte irade, karşılıklı serbestlik varken bazı konularda ben sana zorla bu ürünü sözleşmeli olarak ürettireceğim demektir. Tarımsal üretim planlaması ülke düzeyinde olmalı. Sektörün bütün paylaşlarıyla ortak karar verilmeli ve zorlayıcı değil, yönlendirici, önceden açıklanan somut desteklerle olmalı ki yaşama geçirilsin. Biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak tarımsal üretim planlamasının ne kadar önemli olduğunu, mutlaka yaşama geçmesi gerektiğini savunan bir oda olarak dün itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çıkarttığı tarımsal üretim planlaması yönetmeliğinin tümünün ve bazı maddelerinin iptali için dava açtık. Açmak zorunda kaldık. Üretim planlaması önemli. Sözleşmeli üreticilik modeli geçmişte de uygulandı. Şeker şirketinde, tütün boyutunda uygulanıyor. Ciddi sorunlar var. Hep dedik sanayici, sanayi tipi domateste çok ciddi sorunlar yaşandı. Yönetmelik çıkarıldı. Yönetmelikte deniliyor ki üreticiyi de tüketiciyi de koruyacak tip sözleşmeler hazırlanacak. Yönetmelikte bu yazıyor. Tip sözleşmeler nerede? Tip sözleşmelerin ortaya konulmadığı bir ortamda bunun için hazırlıklar yapılıyor. Yeni veri tabanı kurulacaktır. Ya soruluyor insan ister istemez. Farklı iktidarlar koalisyon dönemlerinde, kısa dönemli iktidarlarda önünü göremeyebilirsiniz ama tek parti döneminde süreklilik olduğu bir ortamda ama şunu da belirtmek lazım. Gelen her bakana göre politikaların değiştiği, üst düzey bürokrasinin değiştiği bir ortamda bunları bugün yaşama gündeme getirmek önemli ama içeriklerinin doğru olması, bakanlığa gelen eleştirilerin, sektörün her kesiminden eleştiri geldi. Hem üretim planlamasına yönelik hem sözleşmeli üreticilik modeline yönelik. Yine işte yerelde katılımcılık, merkezde tam merkeziyetçilik gibi bir yaklaşımla bunların çözülemeyeceğini sadece biz söylemiyoruz. Çiftçiler, sanayiciler, ihracatçılar, herkes söylüyor ama maalesef ben yaptım oldu mantığı devam ediyor. Sayın Suçmaz, süremizin sonuna geldik. Aslında bahsettiniz hemen hemen ve genelde de çözüm olmayınca, yani çözüme gidemeyince aynı konulardan bahsetmek durumunda kalıyoruz. Yine bir önceki programdan programa benzer sorunlar hala gündemde tabii ki bir türlü çözülmeyince. 2-3 şey ekleyeyim. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.
emeklilere yönelik bir 5.000 lira bir sefere yönelik bir para gündeme geldi. Sonra emeklilere. O ayrım yapıldı, çalışan çalışmayan. 2,5 milyona yakın çiftçi, zaten Türkiye'de çiftçinin geliri normal ücretlinin 1/3 düzeyinde. Onlar da bunun dışında bırakıldı. Şu anda tepkileri var, haklılar. Mecliste Plan Bütçe Komisyonu da gündeme getirildi ama maalesef yine somut adımların atılamayacağını görüyoruz. Her yıl 5.000 mühendis mezun oluyorsa bakanlık uzun yıllardır bakanlığa mühendis ataması, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veteriner hekim, tekniker ataması yapmadıysa bu atamaların mutlaka yapılması gerekir. Gerek bakanlığa verilen bu tarımsal üretim planlaması gibi, gıda denetimi gibi yükleri karşılayacak şekilde. Tarım danışmanları var. Asgari ücretin altında, ziraat odalarında, birliklerde çalışan. Onların sorunları devam ediyor. İşten çıkarılmaları dayatılıyor. Bakanlığın bu 1.000 civarındaki arkadaşın sorunlarını ya bakanlık kadrolarını alarak ya da bulundukları yerlerde en az ücret ortaya koyarak, mühendise yakışır ücret ortaya koyarak çözmesi gerekir. Çaykur'daki vardiya mühendislerinin sorunları var. Kamudaki mühendislerin diğer mesleklerle ücret sorunları var. Bizim 6.400 TL ek gösterge talebimiz var. Emekli mühendisler maalesef açlık sınırının altında yaşıyor. Üretim politikaları, tedarik politikaları, istihdam politikaları, tüketici gelirlerini artırma, aynı zamanda da biz mühendislerin kamuda da özel sektörde de bu ülke tarımına gerçekten mühendise yakışır ücretle hizmet verebilme ortamlarının da yaratılması bir talebimizdir. Bu konuda da talebimizi devam ettireceğiz. Umarım sesimiz duyulur. Umarız Baki Bey. Biz aracıyız. Umarız doğru yerlere, gerekli yerlere gider sesiniz. Çok teşekkürler şimdilik. Başka programda görüşmek üzere. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Çok sağ olun. TMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Bakir Emze Su İçmez konuğumuzdu. Konumuz tarım, tarımdaki sorunlardı. Devam edeceğiz konuşmaya. Biz biraz daha buradayız. Bir konuğum daha olacak. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ece Ümmüdebeci uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılacak ve Türkiye'deki atık yönetimini konuşacağız. Plastik atık kirliliğini konuşacağız değerli seyirciler. Çünkü dünya plastik bataklığın içinde, 60'tan fazla ülkede plastik kirliliğiyle mücadele için ilk küresel anlaşmanın ayrıntılarını görüşmek üzere bu hafta Nairobi, Kenya'da toplanıyor. Ülkeler plastik üretimini nasıl kısıtlayacaklarına karar verecek. Peki plastiği hayatımızdan çıkartmak kolay mı? Yerine ne koyabiliriz? Atıkları yeteri kadar toplayabiliyor, yeteri kadar geri dönüştürebiliyor muyuz? Hepsini konuşacağız. Programımız devam ediyor.